Sultan İbrahim ağabeyinin ölümünden sonra 1640'ta tahta geçtiği zaman Sultan 4. Murat da 28 yaşında öldüğü zaman. Yani genç yaşta ölmüştür. Sultan İbrahim haremde hapis o zaman. Daha şimşirlik kısmı yok. Şimşirlik ne? Yani şehzadelerin haremde şimşir ağaçlarıyla çevrili hapis yattıkları bir daire. Çevredeki şimşir ağaçlarından dolayı burası şimşirlik diye anılmıştır. 4. Murad'ın ölümünü bildirmek için İbrahim'in yanına geliyor Sultan İbrahim. Diyorlar ki ağabeyiniz hak tecelli etti, vefat etti. Taht sizindir. Tabii o hile zannediyor. Bana diyor hile yapıyorsunuz. Allah diyor ağabeyime uzun ömür versin. Taht haç istemem. Kapıyı kilitlemiş. Kapıyı kırıp açıyorlar. Kösem Sultan geliyor, ikna etmeye çalışıyor. Kösem nesi oluyor? Annesi. Ya söylesene Kösem Sultan 4. Murad'ın da Sultan İbrahim'in de annesidir. Ben ne bileyim kim olduğunu. Ve evet. Diyor ki oğlum bak gel. Mesela ilk gün o Sultan bir tane böyle cenaze gösteren bir resim vardı. Allah aşkına bu Kösem mi? Mihrim bu Kösem Sultan'ın. Her yerde bunu veriyor. Bu Kösem Sultan. Derler. İlk gün ne soruyordu? Kösem derler, bilmiyoruz bunu. Derler. O bir tane şey vardı ilk gün cenaze gösterilen bir resim. Mesela Sultan İbrahim'e 4. Murad'ın cenazesinin gösterildiği siyah beyaz. Hayali bir resim. Evet bu hayali bir resim Riko'da. Sultan İbrahim yanında annesiyle birlikte 4. Murad'ın cenazesine bakıyor. Cenazeyi gördükten sonra ikna olmuş öldüğüne. Bunu da eskiden Stalin yaparmış hocam. Evet. Stalin öldü diye gider yatarmış. Muhalifler yaşasın zalim öldü bilmem ne filan. Kalkar rejim düşmanı, halk düşmanları diye. Hepsini idam ettirirmiş. Tabii 4. Murad'ın ölümünden sonra Sultan İbrahim tek kalmış. Tahta çıktığı zaman devleti devam ettirecek şehzadesi yok. Burada şunu söylemek lazım. Cumhuriyetten önceki veya Osmanlı Devleti'nde olsun, diğer devletlerde olsun devleti devam ettiren unsur hanedan. Hanedanın erkek çocuğu varsa devlet devam ediyor, hanedanın erkek çocuğu yoksa devlet devam etmiyor. Yani büyük bir kaos var. Sultan İbrahim'in çocuğu olmadığı takdirde hanedan-ı Ali Osman'ın geleceği tehlikede ve devletin geleceği tehlikede. Bütün saray halkı 4. Murat'tan sonra Sultan İbrahim'in çocuğu olsun diye faaliyete geçiyor. 2 senede çocuğu olmamış. Yani, faaliyete nasıl geçiyor? Cariye getiriyorlar. Bunu söylüyor. Yani onu söyleyeceğiz yavaş. Her yerden cariye getiriliyor. Kuvvet macunları getiriliyor padişaha. Bir an önce çocuğu olsun vesaire diye ama uzun sürede olmayınca büyük bir endişe tabii. Sonunda 1642'de 4. Mehmet yani meşhur Avcı Mehmet doğuyor. Ve onun annesi de çok önemli bir isim. Türk tarihinden önemli isimlerden birisi Turhan Sultan. O da Kösem gibi, Hürrem Sultan gibi Ukraynalı. Yani o toprak. Hürrem Sultan gibi Ukraynalı. Yani o topraklardan gelmiş. Tabii bunlar Rus da olabilir, Ukrayna'da da olabilir. Ama Ukrayna'da doğmuşlar. Çok akıllı bir kadın. Onun annesi. Tabii, bu arada şey geldi. Ne, resim mi geldi? Resim geldi sevgili seyirciler. Demin rica ettim şeyi göndermeyin. Yani o resmi internette bulamazsınız. Şimdi ben size göstereceğim. Lagari'nin şu şeyi de takalım. Senin hard diskten, hard diskinden çıktı. Buradan geldi. Efendim arkadaşlar getirdiler sağ olsunlar. Şimdi Ludwig Hans Ludwig von Kufstein. 1628'de 4. Murat'a gelen Avusturya elçisi. Dediğim gibi aile şeyin Celal Hoca'nın arkadaşı, dostu. Hatta bu tablolar orada duruyormuş bir kısmı. Bir iki tanesi bizde. O da duruyormuş. Yani gitsek de beraber inşallah bir gideceğiz. Bir ben gün. Şeyi tercüme yani. Ettirttim. Yayınlatacağım onu. O Kuştay'ın hatıralarını. Kuştay'ın? Şu kitabı mı? O kitabı. Ya şu durur mu arkadaşlar? Bütün dikkatimizi dağıtıyor biz. Ha, o işe yaramıyor. Ya kapatsın, karşıda bir şey ışıkla dönüp duruyor böyle. Spor şeyi, evet. Hayır şeyler, tanıtım şeyi. Şimdi ilk hücum şuradan verelim yavaş yavaş. Bu Kufstein'ın, bu kitabı mı çevirdin Erhan? Bunu çevirdik. Hatıraları. 1628. 1628'deki Kazali şeyin, imparatorluk elçisinin 4. Murat. 4. Murat nezdindeki imparatorluk elçisinin hatıraları. Şurada ismi görüyorsunuz. Hans Frahen yani kont gibi bir şey bilmiyorum Almancam benim pek. Von deyince zaten hayır, asil. Hepsi değil. Hepsi değil. Mesela Erhan olsa Erhan von Tokadi şey olacak. Nurhan von New York. İngilizce. Reşadiye. Rektör von New York. Daveti için söyledim hocam. von. Efendim şu Kufstein, şöyle büyüteyim, bu adam. Karl Tepri yayınladı bunu da. Bu. Şimdi evet. Bu Kufstein'ın çizdiği resimlerden bazıları. Cirit değil mi o? Cirit, Cirit evet. Şimdi birkaç tanesini göreceğiz. Bu işte Kufstein çizmiş. Çizdirmiş veya. Çizdirmiş. Ha bakın. Bu resim işte. Bu harem. Sevgili seyirciler, şurayı büyütüyorum. Bu Sevgi'nin koleksiyonu. Evet, Sevgi Hanım'daki. Burada maymun var. Şempanze var. Şu. Yalnız yan evet. Taraf çıkmıyor pek ilk gün. Biraz yana çeksene şeyi. Küçültemez misin? Küçülünce tamamen gidiyor. Şu. Hı. Şöyle büyüteyim. Serbest mi? Şu. Ha? Serbest geziyor. Serbest geziyor ortada. O maymun gezer ama. Çünkü onun günde bir saat bir azma şeyi vardır. Onun dışında gezer. Görüyorsunuz. Çalgılar doğru mu? Bizim minyatürlere göre doğru. Bu şeyi efendim. Bu ceza. Esnaf, sahtekarlık eden esnaf vesaire falan. Bunu söyleyelim seyircilerimize. Burada büyütelim. Yani herhangi bir sattığı malda hile yapan, eksik satan, bu kalitesiz mal satanları böyle devlet teşhir ediyor. İpi de burnuna bağlamış adamı. Alır. Şu. Bakın şurada burnundan geliyor. Boynundan değil. Burnuna bağlamış. Savaş zamanlarında mesela dükkanın kapısını asıyorlar. Adama. Tabii. Veya bazen elini çiviliyorlar. Özellikle çünkü savaş zamanı. Kesip mi canlı şey kesmeden? Canlı canlı elini çiviliyorlarmış yani. Çünkü özellikle ekmek ve et gibi ana gıda maddelerinde karaborsacılık yapanlara falan çok ağır cezalar veriliyor. Evet. Şimdi efendim bir diğer. Bu Mevlevihane'de ayin. Galata mı burası acaba? Bilmiyorum. Şeyler var. Dipnotlar, açıklamaları var da şimdi genellikle o kadarını açmadım. Galata oluyor. Yabancılara en çok açık olan yer. Efendim bu şey. At meydanı. İşte at meydanı. Yani Sultanahmet. Ara verecekmişiz. Veririz. Şu resmi görelim. Bu elçinin kabulü. Evet. Elçi şurada. Arz odasında 4. Murat. Bu elçiye verilen yemek, bakın bu enteresandır. Türkler de tabureye falan oturmuşlar burada. Hayır, misafirliğe, yabancılara işte oturuyorlar. Kendileri de hocam burada Türkler de var. Kendileri sedire oturuyorlar. Hayır, ha sedire, ha öyle mi? Şöyle tabii arkadalar. Türkler de bu tarafta. Ha, Türk sedire oturuyor. Şapkalı öbürleri zaten. Evet.